Türk televizyonlarının en genç ve en dinamik spor programı Futbolun İçindekilerle karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftası geride kaldı. Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında 2 puanı bıraktı. Bursa Spor, Ankara deplasmanında İbrahim Üzülmez'in 4-4 yaptığı haftada, oynadığı mücadeleler 4-4 yaptıktan sonra Bursa Spor'da 2-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Galatasaray, küme düşme mücadelesi veren Mersin İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu. Bugün programımızda NTV Spor'un ünlü sunucusu Sayın Emek Ege var. Emek Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş davetimizi kırmadınız, geldiniz. Ben de bu okul mezunu olduğum için sıkıntı yok. Bir fark var mı? Kırmak değil yani. Tabii bir fark var. Ben 95'te girdim Marmara İletişim'e çok büyük bir hevesle. Sonrasında işte normalde 99'da mezuniyet törenim oldu ama 2002'de mezun oldum tam olarak. Diplomamı aldım. Güzel yeniden burada olmak. Gerçi bu bina yoktu, böyle bir stüdyo yoktu, böyle imkanlar yoktu ama gerçekten çok mutluyum şu anda burada olduğum için tekrar. Biz de sizi burada aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. 21. hafta geride kalırken alınan sonuçlara ve oluşan puan durumuna bir göz atalım. Arkadaşlarım ekrana getirsinler. VTR'e geldi. Fenerbahçe 3, Kasımpaşa 1, Gençler Birliği 2, Bursa Spor 0, Torkukonya Spor 1, Osmanlı Spor 1, Mersin İdman Yurdu 2, Galatasaray 1, Gaziantep Spor 0, Akhisar Belediye 1, Sivas Spor 2, Çaykur Rizespor 1, Eskişehir Spor 3, Antalya Spor 2, Başakşehir 2, Beşiktaş 2, Trabzon Spor 2, Kayseri Spor 1. Oluşan puan durumuna hemen bir göz atalım. Fenerbahçe 49 puanla şu anda lider. 2 maç eksi bulunan Beşiktaş'ın 45 puanı var. Akhisar Belediyespor bu hafta aldığı galibiyetle Galatasaray'ın yerini aldı. 3. sıraya oturdu. 4. sıradaki Başakşehir'in 35, 5. ve 6. sıradaki Galatasaray ile Torukkonya Spor'un 34 puanı var. Kasımpaşa'nın 31, 8. sıradaki Trabzonspor'un 27 puanı var. 9. sırada bulunan Osmanlı Spor 26 puanda. 10. sıradaki Gaziantep Spor 26 puanda, 11, 12 ve 13. sıralarda sıralanan Rize Spor, Gençler Birliği ve Bursa Spor'un 25 puanı var. 14. sırada 24 puanlı Etolu Antalya Spor bulunurken 15. sırada Kayseri Spor'un 22 puanı var. 16, 17 ve 18. sıralardaki Sivas Spor, Mersin İdman Yurdu ve Eskişehir Spor'un 17 puanı var diyelim. Küme düşme yarışı da, ligde kalma yarışı şu anda düzeldi, çetin geçiyor diyelim ve ilk maçımıza geçelim. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı. Fenerbahçe'nin mükemmel bir oyunu vardı. İkinci yarıda itibaren artan o performans artık sanki oturdu. Vitor Pereira'nın yapmak istedikleri hemen hemen olmaya başladı gibi. Siz ne söylemek istersiniz? Yani Fenerbahçe genel itibariyle sezona umut vaat edip sonrasında yavaş bir performans sergiledi. En son Antalya Spor maçı dışında söylediğin doğru, Fenerbahçe taraftarının daha çok ilk yarıya nazaran daha fazla memnun eden bir performansı vardı. Ancak 4 gol birden yemesi, çünkü Vitor Pereira'nın dayanak noktası takım savunması, az gol yemesi Fenerbahçe'nin. Buna karşılık rakip kalede de bulduğu bir, zaman zaman iki golle de 3 puanı kazanması üzerine kurulu bir oyun sistemi vardı. Ama tabii 4 gol Antalya Spor'dan, 3 gol Ahmet Sportif'ten yemesi Fenerbahçe'nin bir anda acaba planlar bozuldu mu şeklinde yorumlandı. Kasımpaşa maçı farklı oldu. Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe iyi oynadı. Orta saha oyuncuları eksik olmasına rağmen oyunu domine etti. Rakibine fazla şans vermedi. Rakip de 10 kişi kalınca Fenerbahçe kazandığı topları iyi kullandı açıkçası ve rahat bir galibiyet elde etti. Yani Fenerbahçe'nin elinde çok ciddi ligin en iyi iki kadrosundan birisi. Belki derinlik açısından rakibinden de iyi, Beşiktaş'tan da iyi şampiyonluk yarışında ama Beşiktaş'ın futbolu daha olgun, daha sistematik, hücumda daha organize bir görüntüsü var. Buna karşılık çok fazla defans oyuncusunun değişmesi de bir etken tabii ki. Beşiktaş daha fazla gol yiyor, daha fazla açık veriyor. Bunu orta saha oyuncularının defansif olma özelliklerine de bağlayabiliriz. Fenerbahçe iki defansif orta saha oyuncusuyla oynuyor. Beşiktaş ise daha ofansif oynuyor. Fenerbahçe'nin bir de kadro kalitesi, kadro derinliği çok yüksek. Avrupa'da farklı, Türkiye'de çok farklı iki kadro çıkarabilir. Sezon başında bakmış olduğumuz zaman Şener Özbayraklı sağ bekte, Gökhan Gönül, sol bek Caner Hasan Ali Kaldırım, stopere baktığımız zaman
kadro kalitesi gerçekten çok kuvvetli. Bu kadro derinliğiyle siz Fenerbahçe'nin liderlik savaşındaki yerini nerede görüyorsunuz? Beşiktaş, evet şu an iki maç eksiği var. Fenerbahçe lider ama Fenerbahçe götürebilir mi bu işi? Ya Fenerbahçe götürebilir mi? Aslında kafamda soru işareti bu konuda yok değil. Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten de Beşiktaş'ınki de yabana atılmayacak bir kadro. Yani başa baş aşağı yukarı ama işte belirli mevkilerde iki tarafın birbirine üstünlükleri var. Fenerbahçe'nin gerçekten benim hatırladığım biraz önce hani alt alta yazsak işte kaleciden başlayıp dün oynayan mesela Fabiano, Volkan kadar olmasa da yine iyi bir kaleci. Şampiyonlar Ligi deneyimine sahip Porto gibi üst düzey bir takımda geçen sezon uzun süre ilk kalecisi olmuştu. Nitekim bunu gösteriyor. Sağ bek pozisyonu milli takımın iki sağ beki, sol bek pozisyonu milli takımın iki sol beki. Evet. Defa yani stoperleri yine değişerek de yazabilirsiniz. Bunu Abdullah Yaba sakat akla gelmiyor. Üçüncü, dördüncü tercih olan stoperi Kadlec, Çek Cumhuriyeti milli takımının çok uzun yıllardan beri banko aday kadrosu içerisinde yer alan bir stoper. Keya ile Alves ideal stoperleri. Yani bunu böyle uzun uzun diye anlatabiliriz. Çünkü forvete geldikçe daha da çeşitleniyor. Hani merkez forvet pozisyonunda belki bir derinlik problemi var ama birisi geçen sezonun gol kralı. Diğeri ise zaten adı Robin van Persie. Enteresan. Yani Fenerbahçe çok geniş bir kadro kurdu. Bu kadronun hak ettiği oyun mu? Bu tartışılır. Ya çünkü biz böyle bir teknik adamlarla da konuştuğumuz zaman 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 bizi de sıkıştırmaya çalışırlar. Yani futbolu yanlış, özellikle Vitor Pereira son dönemde. Evet. İşte siz futbolu yanlış değerlendiriyorsunuz. Futbol şöyle bir oyundur, futbol böyle bir oyundur. Hani o kadar bilimsel konuşmaya gerek var mı? Ya da gözün gördüğünü başka rakamlarla açıklamaya gerek var mı? Bilmiyorum. Geçen sene İsmail Kartal da yapardı bunu. Bakın biz bu kadar olumlu pas yapmışız, bu kadar kaleye şut çekmişiz, bu çok önemli istatistiklerde ön plandayız derken hani ortaya konulan futbol tribünleri pek memnun etmiyordu. Evet. Yani şimdi ayrı bir konu ama en son gördüğüm için söylemek istiyorum. Leicester City Premier Lig'in en kötü paslaşan, pas yüzdesi en düşük takımlarından birisi. Ama şu anda zirve. Topa sahip olma oranı sondan ikinci ya da üçüncü. Ama ortaya koyduğu sonuç, en son Arsenal maçını seyrediyoruz. Farklı değerler yaratarak, sadece topa sahip olmak değil ya da iyi paslaşmak değil, enerjisiyle, isteğiyle, kompakt takım yapısıyla, orta sahadaki oyuncuların olağanüstü güçlü olmasıyla belki de şampiyon olacak. Yani futbolun zaten bence bu kadar çok konuşulmasının, tartışılmasının net doğruları olsaydı saha içerisindeki gerçeklerin, herkes onları yapardı bir. İkincisi zaten üzerine bu kadar onlarca, Türkiye çapında sadece, dünyada binlerce var tabii. Bu kadar program yapılmazdı. Biz de bunları konuşmuyor olurduk. Herkesin evet. Görüş açısı farklı olabiliyor çünkü futbolda. Peki ben şunu sormak istiyorum aynı zamanda. Fenerbahçeli taraftarların büyük bir tepkisi var Ozan Tufan konusunda özellikle. Orta sahada son zamanlarda Aziz Yıldırım'da haberlere çıktı. Samandıra'ya 12'den, 10'dan sonra giriş yapamayacak Ozan Tufan. Ozan Tufan'ın performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey oluyor. Zaten bu klişeler var ya, kullanmayı hepimiz kullanırız, sen de kullanırsın, arkadaş sohbetlerinde de kullanırsın. Şimdi Anadolu'dan İstanbul'a gelmek zordur diye. Zaten neden zordur? Yoksa yol kolay. Yolu gidiyorsun artık, feribotla geçiyorsun, geliyorsun. Ama esas sıkıntı olan şey, 19-20 yaşında bir genç. En son biz bunu Kemal Aslan'la konuşmuştuk. Gaziantep Spor'dan Fenerbahçe'ye gelmişti 2002-2003 sezonu devre arasında. Yani abi dedi, gelir gelmez dedi, etrafında bir anda 10 kişi, bir sonraki ay 15 kişi, bir sürü insan oluyor. Yani büyük takıma geldiğiniz zaman, özellikle Anadolu'dan geldiğiniz zaman kimin dost, kimin sizden faydalanmak istediğini, kimin sizle gerçekten samimi arkadaş ilişkisi kurduğunu ya da suistimal etmeye çalıştığını anlayamazsınız. 19-20 yaşında hiç anlayamazsınız. Çok dolayısıyla geçmiş. Ozan Tufan'ın bir de kendi iç dünyası var. 2 sene önce Ozan Tufan çok erken parlayan ve gerçekten son dönemde bu kadar net şekilde bir de Salih vardı biraz. Salih Uçan da Roma'da çok şans bulamıyor ama ya bariz şekilde ben yıldız olacağım diye gelen, ondan 10 sene öncesine gitmemiz, Arda Turan'ı seyretmiş olmamız gerekiyor. Ozan Tufan, ben çok, bize de söylentiler geliyor ama ben böyle şeylere çok prim vermem yani. Dedikodu bazlı yani, bu haberciliğe de sığmaz. Bu tür problemler yaşadığını, saha içerisindeki performansına yansıdığını bilmiyorum ama saha içerisinde şöyle bir gördüğümü yorumlayabilirim. Ozan Tufan bir kere yerini yadırgıyor. Yani Ozan Bursaspor'da Ozan olmuş henüz.
çok büyük bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelmiş. Fenerbahçe zor bir takım. Yani Fenerbahçe de zor, Galatasaray da zor, Beşiktaş da zor. Fenerbahçe zannediyorum en zoru bu üç takım arasında. Dolayısıyla Ozan Tufan'ın deplasman maçlarında, dünkü maçı saymazsak eğer, daha başarılı olmasının nedeni de taraftar baskısını üstünde hissetmediğinde daha rahat oluyor. Bu çok normal bir şey. Yani bu normal bir 19-20 yaşındaki genç insanın yaşayabileceği baskıya Ozan da düşmüş durumda. Dolayısıyla Fenerbahçe taraftarı Ozan'dan alıp geri vermesini değil, Ozan'dan alıp gitmesini bekliyor en basit örneğin. Evet. Ama Ozan da bunu rahatsız hissedemediği için sağ içerisinde kendisini bunu yapamıyor. Dolayısıyla böyle bir hafif uğultular yükseliyor. Henüz tam olarak yavaş yavaş aslında oluyor tabii ki, oynamayla alışacak. Yavaş yavaş daha Ozan henüz Fenerbahçe tam olarak Bursaspor'dan transferi gerçekleşmiş değil aslında. Tam olarak evet. Yani biraz daha zamana ihtiyacı var. Bu zaman konusunda en büyük görev de teknik direktöre düşüyor. Bir yandan da tabii ki Fenerbahçe taraftarına düşüyor. Yani daha sabırlı olmaları lazım. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. 95 senesinde İstanbul'a geldim. Evim Kadıköy'de, stada 300-400 metreydi. Her maça da gittim. Yani geçmişe nazaran Fenerbahçe taraftarında büyük bir gelişim var. Yani Türkiye'deki genel, gerçi diğer takım taraftarları terse giderken bazıları, Fenerbahçe taraftarı bu konuda kendini çok geliştirdi. Yine tabii ki sıkıntılı durumlar oluyor, gereksiz baskı kuruldu oluyor genç futbolcular üzerinde ama artık eskisi gibi sabırsız da değil. Büyük camialarda bunların olduğu görülüyor. Peki aynı zamanda şu son günlerde, hatta son zamanlarda Fenerbahçe'de en çok tartışılan bir konu daha var. Forvet sıkıntısı. Fernando ile Robin Van Persie'nin forma rekabeti diyelim. Fernando şans buldukça atmaya devam ediyor. Van Persie son iki maçta artık ilk 11'in oyuncusu olduğunu söylemeye başladı galiba. Dünkü maçta da birazcık tepki gösterdi teknik direktörü. 77. dakikada oyundan çıkarken inanılmaz diye bir tepkisi vardı. Evet. Öyle bir şey var. Siz bu olay için ne söylemek istersiniz? Van Persie mi, Fernandão mu? Hani oyuna katkı olarak Van Persie'nin çok büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü tartışmaya gerek yok. Hollandalı bir beyin. Ama Fernandão da bu ligde kendini kanıtlamış ve golcü bir futbolcu. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi Van Persie, şimdi teknik direktörün işi yine burada da zor. Ben teknik direktör olsam, ki olmadığım için bana şu anda konuşması çok kolay. Ben açıkçası kendisini bulana kadar Van Persie'yi oynatma taraftarı olurum. Yani ama bu dışarıdan konuşması çok kolay bir durum. Bir yandan teknik direktörseniz ya sonuç almak zorundasınız. Yani sonuç alamadığınız anda bir, hem diğer forvetiniz Fernandão'yu kaybetme ihtimaliniz var. 2, maç kaybetme ihtimaliniz var. 3, güven kaybetme ihtimaliniz var taraftar nezdinde. Böyle de olunca bir denge kurmaya çalışıyor. Fenerbahçe taraftarı da Robin Van Persie'yi görmek istiyor zannediyorum. Sadece Fenerbahçe taraftarı değil, Türkiye'de bütün futbol seyreden herkes Robin Van Persie'nin sahada olmasını istiyor. Ama bu kolay bir denge unsuru değil. Dünkü maçta da oyundan çıkartıldı. Belli ki korumak istiyor oyuncusunu. Robin Van Persie sık sakatlanan futbolcu. Zaten bu kadar çok sakatlanması açıkçası şu anda Türkiye Ligi'nde bulunması çok zor bir ihtimaldi. Yani Van Persie 3 sezon önce Manchester United şampiyon olurken, ki performansını geçen sezonda devam ettirmiş olsaydı, bir takım talihsizlikler yaşamamış, teknik direktör değişiklikleri gerçekleşmemiş olsaydı, Van Persie hala benim düşüncem gerçekten de Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih bir senesi daha olabilecek bir futbolcuydu ama ne şanslı ki Fenerbahçe böyle bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Dolayısıyla Van Persie'yi biraz teknik direktörler şöyle der: bütün futbolcular benim için eşittir, hepsine aynı mesafedeyim. Ama bunlar çok doğru söylemler, ya doğru söylemler değil de böyle söylemek zorundadırlar. Ama uygulamada farklılık yapabilirler. Bunu teknik direktörlerin biyografilerinde de, bıraktıktan sonra çok açık yüreklilikte de yazıyorlar yani kitaplarında. İşte bu hepsi benim için eşdeğerde ama bu daha eşdeğerde gibi cümleler de kuruyorlar. Robin Van Persie'ye bir pozitif ayrımcılık yapılabilir. Diğer taraftan Fernandão. Fernandão'nun da ben geçen sene Türkiye Ligi'nde gol kralı oldum, ben oynamazsam kim oynayacak diye sorabilir ama yerinde de yedek bekleyen futbolcu da çok tercih ettiği de oldu. Robin Van Persie, Fernandão'nun da fazla moralini bozmayıp yani çok kariyerli bir futbolcunun arkasında yedek beklediğinin farkında olması lazım.
Fernandao iyi bir futbolcu. Türkiye şartlarında ve özellikle baskılı oynayan takımlarda çok fazla gol atabilen, bunu kanıtlayan 60 da bir futbolcu. Fenerbahçe'de de tabii ki çok önemli yani. Şimdi Fernandao'ya da Van Persie'ye bir şey olsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki şansı %20, %30 azalır. Çünkü deniyor Vitor Pereira forvetsiz sistemi, santrfor olmadan Volkan Şen'i oynattı iki maç. Olmuyor. Evet. Olabilecek bir şey değil. Yani o herkes Barcelona gibi, herkes zamanında Luciano Spalletti'nin Roma'sı gibi 4-6-0 oynayamıyor. O işler çok farklı bir futbol anlayışını gerektiren taktik uygulamalar. Peki şuna geçelim. Dünkü maça geçelim. Dün Fenerbahçe'nin mükemmel bir oyunu vardı. Sergilediği baskılı oyun. Oyun skoru her ne kadar 2-0 olsa da bence o maçın en az 3-4 çok daha farklı olabilecek bir maçtı. O maçla ilgili gözlemleriniz neydi? De Souza'nın 2 golü var. Hatta içine Alex mi kaçtı diye espriler de dönmeye başlamıştı dün sosyal medyada. Dünkü maçla ilgili düşünceleriniz nedir? Dünkü maç Fenerbahçe'nin uzun süreden beri en iyi performansıydı. İki açıdan değerlendirilebilir. Neden Antalya Spor maçı bu kadar kötüyken Lokomotiv Moskova maçı bu kadar iyi oldu? Bir, ikincisi rakip gerçekten kura şansı denilen bir şey vardır. Yani Lokomotiv Moskova kurası çok şanslı bir kura olmamakla beraber. Çünkü ülkelerin arasındaki siyasi gerilim, Lokomotiv Moskova'nın aslında iyi bir takım olması. Ama bir yandan da Fenerbahçe bunu yarı finale giderken de 3 sene önce işte Bate Borisov kurasında yaşamıştı. Rakip Şampiyonlar Ligi'nden elenip gelmişti. Ki Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar genelde Avrupa Ligi'nin favorileri oluyor. Yani favorileri tabii ki Bate Borisov çok önemli favori değildi ama güçlü takımlar oluyor. Bate Borisov o sene Lille ve Bayern Münih'i yenmişti arka arkaya. Altıpan Sonine 8-9 puanla grupta 3. olmuştu. Ama yine Belarus Ligi de Aralık-Mart ayları arasında ara verdiği için belirli bir maç eksiği vardı. Yani aynı sıkıntıyı Lokomotiv Moskova'nın kadrosunda da gördük. Fenerbahçe ciddi şekilde fiziksel anlamda, ki bu Fenerbahçe Türkiye Ligi'nde bile fizik gücü tartışılan bir Fenerbahçe, ezdi rakibini. Dolayısıyla bu 2-0 maçtan önce söyleseler harika. Oyunu gördükten sonra keşke bu 3 olsaydı, 4 olsaydı. Bu iş burada %90. Çünkü 2-0 yine de tehlikeli. Tehlikeli bir skor. Ya bir tane yersiniz, arkasından bir tane ara topu atarlar. Kaleciyle karşı karşıya, kırmızı kart, penaltı, 2-0. Bakmışsınız 2-0 yeniksiniz ve onda. Ve de kafanızda Moskova'ya gelirken biz bu işi zaten İstanbul'da bitirdik düşüncesiyle geliyorsunuz. Oradan bir konsantrasyon eksikliği yaşarsınız. Belki sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla dünkü maç Fenerbahçe özelinde üzerinde konuşulması, yani neden Antalya maçı öyle, neden Lokomotiv Moskova maçı böyle diye çok uzun, zaten teknik direktörlerin görevi bu, bunu düşünüp konuşuyorlardır. İkincisi de rakibin zaafını iyi kullandı Fenerbahçe. Kale önünde biraz daha şansı yerinde olsaydı, Robin van Persie biraz daha gününde olsaydı. İyiydi. Ancak ben açık söyleyeyim, yani iki maçtan beri insanlar bekliyor Robin van Persie'den. Yani şöyle bir şey var. Robin van Persie geldi, çok kötü maçları var. Ben ona katılmıyorum. Tabii ki çok, çok büyük bir futbolcu. İşte ya burada da bak bir koşu yaptı, kendini belli etti. Şöyle yaptı, kendini belli etti. Biraz o arıyor insanlar, iyi bir yönünü bulayım diye. Robin van Persie bundan çok daha iyisini yapabilir. Çok daha fazla gol atabilir. Yani yine hala bence %60'ı ile dünkü maçta %60'ı, %70'idir Robin van Persie'nin. Şimdi diğer maça geçelim. Gençler Birliği Bursa Spor maçı. O maçı Gençler Birliği 2-0. İbrahim Üzülmez'in Gençler Birliği 2-0 yendi. İbrahim Üzülmez geldikten sonra 4 maçta 4 galibiyet. Eskişehir Spor küme düşme hattından 12. sıralara kadar, 11. sıralara kadar yükseldi. Bursa Spor'da Hamza Hamzoğlu ile yakaladığı bir yükseliş vardı. Gerçi o kulübede Hamza Hamzoğlu yoktu, cezalıydı Başakşehir mücadelesinden dolayı. Bursa Spor o maçta 2-0 mağlup oldu. Sağ kanatta genç Kubilay oynadı. Evet. Maçla ilgili ne söylemek istersiniz? Necit yoktu. Çok, Bursa Spor'un çok eksiği vardı. Serdar Aziz, Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım. O maçla ilgili ne etkiledi söylemek istersiniz? Evet, yani Bursa Spor'un şimdi elinde sezon başında çok futbolcu kaybetti. Kuşkusuz dezavantaj olacaktı. Nitekim oldu. Yani bir takımdan aynı anda bir sağ beki, bir sağ açı, bir forveti, bir de orta sahanın ortasında oynayan oyuncu alırsanız ve teknik direktörünü de değiştirirseniz bu kaçınılmaz. Yani bu istediğiniz takıma yapın. Barcelona'ya da yapın. Çıkartın Barcelona'dan Messi'yi, Pique'yi.
işte Dani Alves'i. Bu kadar etkilenmese de, çünkü çok net bir sistem takım. Yine de aynı oyun şablonunda oynar ama aynı etkinlikte Real Madrid'e kafa tutamaz belki. Şimdi Bursa Spor'da bunu yaşadı ama diğer taraftan Bursa Spor'un her şeye rağmen iyi transferler yaptığını düşünüyordum ama burada da işte teknik direktörün değişmiş olması, bir takım şeylerin yeniden tamamen sil baştan oturtulmaya çalışılması neden oldu. Nesit, ben çok uzun senelerden beri takip ettiğim bir futbolcu, CSKA Moskova'da çok iyi olabileceğini düşünüyordum. Tahmin ettiğim kadar iyi olmasa da yine de iyi bir pivot santrfor, bitirici ve doğru işler. O bizim Önder Özen'in bir sözü vardır. O mevkiyi iyi oynayan futbolcu. Yani çok belki Nesit'ine etkili, etrafını da oynatan, o pozisyonda yapması gerekenleri 10 üzerinden 8'lik 9'luk yapan çok önemli futbolcu. Eksikliği tabii ki etkiledi ama diğer taraftan Bursa Spor'un esas sıkıntısı nedir? Bursa Spor çok önemli bir kırılma sezonundan geçiyor. Yani Bursa Spor 2009-2010 sezonunda şampiyon olduktan sonra devamında Ertuğrul Sağlam'la Şampiyonlar Ligi, Türkiye Kupası'nda final, lig üçüncülüğü, UEFA vesaire derken şimdi açıkçası İvme yavaş yavaş aşağıya doğru, yani dalgalanma vardı. Şampiyonluk zirve, sonra Şampiyonlar Ligi, yine Türkiye Kupası finali, ligde üst sıraları zorlama, büyük takımlara karşı en korkulu deplasman Trabzonspor'la birlikte. Ancak şimdi şu anda kırılma sezonundayız. Yani Bursa Spor çok yakın geçmişinde, kaç senesiydi? 2004-2005 olması 2003, lazım. 2003-2004, yani küme düşüp yeniden çıkmış bir takım. Evet. Ve şehirdeki heyecan biraz aynısını ben Trabzonspor'da da görüyorum. Kırıcı olabiliyor. Yani Trabzonspor'da zaman zaman diyorum ki ya keşke Trabzonspor'un taraftarı olmasa, Trabzonsporlu futbolcular daha rahat olacak ve ligdeki pozisyonları daha iyi olacak. Yani taraftar geliyor, sözleşme töreninde Ertuğrul Sağlam'ın batajla tezahüratı yapılıyor. Gerginlik oluyor. Bir şeyleri dikte ettirmeye çalışıyor. Çok önemli taraftar grubu. Çok organize, harika. İşte Özlüce tesisleri, vapurda karşılama, meşaleler, futbolcuya sevgi olağanüstü. Ama işte o sevginin karşılığında da hayal kırıklığı yaşanınca büyük bir yıkım oluyor. Yani Bursa Spor taraftarının asla o 2010 öncesi ruhunu, yani biz Bursa Spor'uz, biz birlikte varız. Biz bir takım doğruları uygularsak, yani Trabzonspor'un da yaptığı en büyük hataydı. Yani İstanbul kulüpleriyle, İstanbul kulüplerinin yoğurt yediği üslupla yarışamazsın. Yani kendi değerlerini üretmen lazım ki Bursa Spor son, işte yine geçmişten çok örnek vermek istemiyorum ama son 10 senede altyapıdan çıkartan bir Buca Spor vardı. Bir de Bursa Spor var. Evet. Yani işte bir de kadrosunu aldıklarına, Şener Özbayrak da altyapı değil, Buksaç Spor'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorum. Evet. Emre Taşdemir yine Ankara Gücü'nden geldi. Serdar Aziz altyapı, yani bunlar şey gibi, hani Porto modeli, evet. Porto modeli diyoruz ya, Porto modeli aslında bu altyapıdan. Hem gençleri bulup 19-20-21 ya da belki 24-25 yaşında patlamayı yapamış futbolcuları o iyi kadro yapısı içerisinde, iyi teknik direktörle, iyi bir atmosfer içerisinde değer katmak. Bursa Spor'un bunu yapması lazım. Yoksa transferler kesinlikle kötü değil. Cuenca transferi sorun. Ve Barcelona etiketi olmasa, çünkü o Barcelona sakatlık şey de vardı. Barcelona'dan futbolcu almanın şöyle bir problemi var. Şimdi Barcelona'dan işte Pedro, en son maçı seyrediyorduk dün, Chelsea maçını. Pedro, lig maçında özetini seyrettik. Kırılması çok güçlü bir rekorun sahibi Pedro, Barcelona formasıyla. 6 kupa kazandıkları sezonun tamamında bütün şampiyonalarda gol atmış bir futbolcu Pedro Rodriguez. Ama Barcelona sistemi dışarısına çıktığı zaman o total futbolun, herkesin görevini bildiği, birbirine destek olduğu, bireysel yeteneklerinde çok yüksek olduğu ama takım halinde hareket etmenin ana prensip olduğu o total futbol ekolünden çıktığı anda Chelsea'de sıradanlaşan, hatta İspanya milli takımında aynı ekolde oynamasına rağmen Barcelona'nın milli takımı aynı derecede başarılı olamıyor. Yani Bursa Spor'un da Cuenca transferi mesela bu anlamda soru işaretliydi. Sto iyi bir alternatif. O değer katabileceği futbolculardan daha futbolcunun işte biraz da aklının, gönlünün futbolda olması lazım. Yani ben her zaman gibi duruyor şu anda. Katar'a gidip gelen 23-24 yaşında Katar'a gidip gelen futbolcular hakkında kafamda soru işareti olmuştur. Yani demek ki öncelikli hedefi parayı kazanayım, ondan sonra bakarım. O da
futbola bakış açınızı gösterir. Kariyer planlamanızı gösterir. Desuter iyi bir futbolcu ama Desuter'le Nesi de aynı anda oynatamazsınız. İmkanı yok. Evet. İkisi birbirinin aynısı iki futbolcu. Yani nasıl Mehmet Topal'la Josef çok benzer özellikle diyoruz. Bakma bu Lokomotiv maçında farklı işledi. Oldu ama ben hala aynı kanaatteyim. Desuter'le de Nesit aynı anda olduğu zaman bir de bir Fernandao'yu koy. Üçü yani Fernandao biraz daha güçlü. Aynı benzer özellikle yani top taşıyamaz. Tutar. Gelen top tutar. Etrafına servis yapar ve de kafayla iyi işler yapabilir. Yani bunun dışında birçok transfer. Şimdiden 4-5 transfer saydık. Gelen yeni sağ bekti değil mi? Erdem oynamaya başladı. Advincula bekleneni veremedi. Yani dolayısıyla aslında kağıt üzerinde kötü transferler yapmamasına rağmen bir yönetim başarısıdır. O ayrı. Ama işte teknik direktör de değişince ve biraz önce dedim ya Bursa taraftan 2010 yılındaki biz neyizin cevabını vermesi lazım. Bursa Spor hep o Ertuğrul Sağlam defalarca söyledi. Hep şampiyon olamaz. Hiçbir takım hep şampiyon olamıyor ama 5.liğin altına düşmeden İstanbul takımları deplasmana gittiği zaman titrediği ne olursa olsun titrediği. Yani şampiyonluktan koptuğunda da zirve yarışından koptuğunda da Şampiyonlar Ligi yarışından da koptuğunda da titrediği bir deplasman olarak kalmak zorunda. Bu psikolojik sağlamlığı da sağlayacak. Önce yönetim sonra taraftar kırılgan olmaması lazım. Şu anda zaten Bursa Spor'u da yönetim değişikliğine uğradı. Ala yeni başkan oldu. Onlar da mali bilançoyu şu anda düzeltmeye çalışıyorlar. Futbolcularla Cuenca ile şu anda ayrıldı Bursa Spor. Suter ve Cucak'la da menajerleri Bursa'ya çağırdı. Cucak mesela evet. Çok kaliteli bir futbolcu Cucak'tı ama istediğini bir türlü veremedi. Bekir'in onunla ilgili bir röportajı var. Bir şey söylemiş. Hayatımda gördüğüm en narin futbolcu diye. Önünden top geçse top ayağını koymaz diye. Şimdi nedenini tahmin edebiliyorsun herhalde. Cucak kariyerini bitirebilecek bir sakatlık yaşadı. Zaten o sakatlığı yaşamasaydı PSV'den ayrıldıktan sonra Cucak çok daha farklı liglerde olabilirdi. 19 milyon euroya transfer olmuştu yani Rusya'ya. O sakatlık bir daha aynı performansı gösteremeyebiliyorsunuz. Psikolojik tahribat yaratıyor futbolcularda bazen. İşte şu anda Bursa Spor'dan ayrılma eşiğindeler diye duyum alıyoruz diyelim. Ve Beşiktaş'ın maçı Beşiktaş-Başakşehir'le 2-0 geriye düştüğü mücadelede 2-2 yakaladı. Son dakikalarda Quaresma'nın oyuna girdikten sonra gösterdiği etkili performansı 2-2 yakaladı. Beşiktaş'la ilgili ne söylemek isterseniz Beşiktaş sanki o ilk dönem gümbür gümbür bizim burada arkadaşlarımızla Emre Balcı, Halil Çeşenli'ne bir deyimimiz vardı. Freni patlamış kamyon gibi şampiyonlar gidiyorlar diye. Ama ikinci dönem geçtikten sonra şu anda sanki o birazcık durulmuş gibi. Gerek Sivas Belediyespor maçı, Konya Spor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen mücadele ve Rodolfo'nun sakatlığı, Rodolfo defansif yöndeki o sakatlık Beşiktaş'ı sanki birazcık daha kırılgan yaptı gibi gözüküyor. Siz Beşiktaş'la ilgili ve o maçla ilgili ne söylemek istersiniz? Ya Şenol Güneş'in Trabzonspor'da, sonrasında Bursaspor'da oynattığı futbol gördükten sonra Beşiktaş'ta da beklediğimiz futbolu oynatıyor. Son derece izlemesi keyifli ancak bir yandan da defansif anlamda problemler yaşıyor. Hem zaten ligin ilk yarısında da bunları yaşarken üstüne bir de ben eleştirmiyorum, doğru buluyorum ama şöyle bir gerçek var. Rodolfo'nun da sakatlanacağını bilseydim belki belki satmazdım. Şimdi çünkü bizde hep şöyle bir şey var. İşte biraz önce söyledik Porto modeli çok övülür. Sporting Lisbon övülür. Neden Porto'yu överiz ya da Borussia Dortmund'u da överiz o anlamda. Çünkü futbolcuları bulurlar. Bu sadece altyapılarından değil işte Balkanlardan bulurlar, Ermenistan'dan bulurlar, Latin Amerika'dan bulurlar ve üstüne değer katarak sonrasında zamanı geldiğinde Porto'da Brezilya'dan bulur. Hulk'u gitti Japonya'dan, Tokyo Verde'den getirdi, oradan da buldu. Zamanı gelince satmayı bilmek lazım. Esas o sistemin çarkın çalışmasını sağlayan şey zamanı geldiğinde satabilmek. Şimdi Ersan, çok iyi bir teklif geldi. Açıkçası Ersan 8 milyon euro edecek bir stoper değil. Ama Çin'deki bu olağanüstü şartlar böyle bir imkanı Beşiktaş'a sundu. Beşiktaşlı yöneticiler de bence son derece mantıklı. Baktılar önlerine. Ya biz bu işte Marcelo'yu, Alexis'i, Ersan'ın da ne kadar iyi bir stoper olduğunu ya da zaaflarını, artılarını düşünüp biz Ersan'ın yerini doldurabiliriz diye düşündüler. Rodolfo gibi oturaklı bir stoperimiz var. Yanında bir tane daha Brezilyalı getirsek ya da aynı dilden anlaşabileceği birini getirsek Ersan'ı aramadan yine devam edebiliriz diye düşünürken erteleme maçları. Şimdi bakalım bugün Mersin'in Mersin, 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 ne olacak? Necip Tosic oynayacak.
Böyle bir zafiyeti var. Fazla uzatmaya gerek yok. Zaten defansif problemler yaşarken şimdi bir anda bütün defans kurgusu değişmiş durumda. Ben Beşiktaş'ın şampiyonun favorisi olduğunu düşünüyorum. Ciddi anlamda. En büyük dezavantajının bu defansif problem olduğunu ve hala kendi sahasında oynayamaması. Evet. Eğer Beşiktaş bundan 3 sene önceki İnönü stadında oynuyor olsaydı eğer maçlarını çok daha rahat şampiyonluk yarışında avantaj sahibidir diyebilirdim. Yine şampiyonluk favori Beşiktaş ama yani çünkü Fenerbahçe'den daha çok atak çeşitliliği var. Oğuzhan gibi çok önemli bir orta saha organizatörü var. Yani Oğuzhan'ı Fenerbahçe'ye koymuş olsanız Robin van Persie şu anda 20 civarı gol olabilir. Fernando Avia da etkilerdi bu. Fenerbahçe'de o nitelikte bir pasör yok. Yani oradaki ikili tandem lafını biz hep stoperler için kullanırız ama orta saha tandemi Oğuzhan, Atiba birbirini tamamlayan iki futbolcu. Kanatlarda Gökhan, Quaresma'ya da olacak. Forvet'te de yakın zamanın en iyi Alman forvetlerinden biri. O da sakatlanmasa Türkiye'nin ucundan geçmeyecek bir isim. Doğru. Yani. Seyircilerimize şunu hatırlatalım. Sizler de yayınımıza Twitter'dan #futbolunicindekiler ya da Facebook'ta Futbolun İçindekiler sayfamızdan yorum atacağınız her soruyu, cevabı burada okuyacağız, söyleyeceğiz diyelim. Evet, bugün Mersin İtman Yurdu maçı var aynı zamanda Beşiktaş'ın. Şu an puan farkı maç iki maç olmasına rağmen 4. Beşiktaş iki maçı kazandığı takdirde tekrar zirvenin sahibi oluyor. Ama Mersin İtman Yurdu da geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı evinde mağlup etmeyi başardı. O bölüm gelsin onu da konuşacağız. Ama Mersin İtman Yurdu şu anda bir son takımlarda olur o düşmeye yakın. Son ligin son haftaları gelmeye başladığı zaman futbolcular daha fazla bir ekstra mücadele etmeye başlar. Yani şu son anda, bir ölmeden bir adrenalin geliyor evet. Herhalde. Can havliyle kendini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi Mersin İdman Yurdu Galatasaray'ı yenmesi sürpriz olmadı. Çünkü Galatasaray bir anda sinirleri boşaldı tabii. Yani şöyle sinirleri boşaldı. Burak gitti. Zaten şampiyonlukta iddiası yoktu. Suni bir iddia yaratmaya çalışıyordu Mustafa Hoca. Çok deneyimli bir isim. Biz olmadan şampiyonluk yarışı olmaz. Galatasaray bu iş içinde olur. Sözlerinin karşılığını futbolcular sahada veremedi. Evet. Ve arka arkaya puan kayıplarıyla Hamza Hamzoğlu döneminde 5 olan puan farkı. Şimdi 15. Beşiktaş 2 maçı da kazanırsa 19 olacak. Yani çok ütopik bir söylem oldu bir anda. 2 hafta içerisinde bütün hayalleri suya düştü. Galatasaray Mersin İdman Yurdu karşısında doğal olarak motivasyondan uzak. Rakibi ise işte can derdinde son kurşunlarını atıyor. Bugün Mersin İdman Yurdu Beşiktaş karşısında da benzer bir psikoloji içerisinde yer alacak. Şunu da görebiliyoruz. Beşiktaş maçı tatil edildi Mersin İdman Yurdu'nun. Aslında böyle şeyler çok iyi olmuyor. Yapacak bir şey yoktu o gün ama bütün ligin dinamiklerini etkiliyor. Yani o gün Mersin İdman Yurdu'nun doğal şartlar altında bir teknik direktörü yoktu. Futbolcularıyla daha ciddi problemleri vardı. Ümit Özat gelmemişti. Arka arkaya işte Galatasaray galibiyeti ondan öncesinde de yine puanlar aldılar. Bir anda acaba biz bu ligde kalabilir miyiz? İki transfer sezonu yasakları vardı. Bitmesine rağmen üçüncü transfer sezonu da geçti. Ekonomik problemler nedeniyle yönetimde değişmesine rağmen transfer yapamadılar. Yine de hala o Rıza Çalınbay'ın kurduğu birçok oyuncu ayrılmış olmasına rağmen çekirdek bir kadro var. Onunla mücadele ediyorlar. Yani toplam 13-14 futbolcusu var Mersin İdman Yurdu'nun. Kimisi çok demesek de takım olma bilincine sahip Serkan Balcı, Güven Varol, Vederson. Yani belirli bir tecrübe de en azından Varın'ı onu sahaya koyan. Nakulma takımın yetenekli ayağı. Wellington sakatlanıyor. O çok fazla oynayamıyor. İşte Pedriel, Forvet'te çok yani ben puan alma ihtimalini çok fazla görmüyorum ama Beşiktaş'ın bu defansif zafiyeti nedeniyle belki gol bulursa üzerine Ümit Özat da öyle demiş zaten yani puan almamız için gol atmamız lazım diye. Mersin Manu'nun defansif olarak sıkıntıları var. Yani işte stoperleri geçen sezonki stoperi Servet'ti. Servet geldi gitti artık Servet yavaş yavaş futbolun da son dönemine gelmiş. Bir de sezon başı hazırlık kampında da çalışmadığı için hiç hazır değil diyenden herhalde onunla yollar ayrıldı. Beşiktaş'ın çok rahat Mersin İdman Yurdu'na gol atabileceğini, goller atacağını düşünüyorum. Mersin İdman Yurdu'nun biraz şanslı olması lazım puan almak için. Puan alabilmek için. Bir de Başakşehir evet. Stadyumunda oynanacak maç. Evet. Bakalım bu akşam göreceğiz. Puan farkı 1'e inecek mi maç eksiğiyle? Evet. Diyelim. Önemli Beşiktaş için.
Galatasaray Mersin Manyurdu maçına aslında girdik konuya. Oynadıkları maçta Mersin Manyurdu'nun iyi performans göstermesi, aksine Galatasaray'ın kötü performans göstermesi, Galatasaray'ın göstermiş olduğu kötü performans ligde devam ediyor. Önümüzde bir Lazio maçı var. Yarın da bir Lazio maçı var. Galatasaray'dan beklentiler neler olmalı? Taraftarlar şu anda gerçekten Galatasaray'dan ne beklemeli? Sportif anlamda bir başarı, Avrupa. Evet, şu anda bir Avrupa'dan ceza gelmesi de söz konusu. Eğer Galatasaray Avrupa'dan ceza gelirse ve bu sezon Avrupa'ya katılma başarısını gösteremezse Galatasaray seneye de Avrupa'ya gidemeyecek. Böyle bir sıkıntı var. Taraftarlar Galatasaray'dan ne beklemeli? Aslında taraftarlar Galatasaray'dan ne beklemenin karşılığı, şimdi Burak Yılmaz'ın Çin'e gönderilmesi bir mesaj. Hem para kazanıyorsunuz hem de mesaj veriyorsunuz. Yani yerine transfer yapılmadan takımın en önemli gol ayağını göndermeniz takımdan. Ben bu seneyi gözden çıkarttım demek. Evet. Yani Lazio çok iyi değil. Geçen sezon fena değildi. Golcü bir takım. Forvet attı, etkili. Keita Balde, Anderson, Mauri. Önemli futbolcular var. Onlar da 3-4 hafta öncesine kadar sıkıntı yaşıyorlardı. Teknik direktör gitti, Stefano Pioli gitti. Kalacak, gelecek. Taraftarı, tesisleri bastı. Gerginlik zaten emniyet tedbirleri nedeniyle, ekstra emniyet tedbirleri nedeniyle İtalyan polisiyle de problem vardı. Federasyonla da problem vardı Roma kulüplerinin. Hani böyle bir huzursuz hava vardı. Lige adapte olamıyorlardı ama en son Verona'yı 5 golle yendiler. Biraz sular durulmuş gibi. Ellerinde çok fazla alternatif kalmadı. Lig yarışında uzaklaştılar. Şimdi UEFA Avrupa Ligi'ne asılacaklardı. Yani Galatasaray karşısında eğer sezon başında eşleşmiş olsalar net favori demezdim. Galatasaray'ın şartları farklıydı. Türkiye Ligi şampiyonu. Elinde işte Felipe Melo'nun da olduğunu düşünecektik o zaman. Orta saha kurgusu bozulmayacaktı. Keza yine Burak olmuş olacaktı. Teknik direktörü değişmemiş olacaktı. Mücadele edebileceğini, belki de eleyebileceğini düşünürdü ama şu anda şansı tabii ki daha az. Bunu Galatasaray taraftar da düşünüyordu zaten. Yani Lazio ağır basıyor. Lazio ağır basıyor diyorsunuz. Peki taraftarlarda şu anda şöyle bir düşünce var. Hamza Hamzoğlu'yla kötü bir şekilde yollar ayrıldı. Yerine Mustafa Denizli geldi. Peki sizce sorun Hamza Hamzoğlu'ndan mı kaynaklanıyordu yoksa gerçekten farklı sıkıntılar mı var? Hani siz de az önce belirttiniz, liderle puan farkı Hamza Hamzoğlu döneminde 5 puanken şu anda 15 puanda, hatta 19'a bir çıkabileceğini söylediniz. Sizce o teknik direktör sıkıntısı neydi? Asıl soru neydi? Hamza Hamzoğlu gerçek soru muydu diye. Şimdi geçen sene Galatasaray şampiyon olurken büyük bir mutluluk yaşattı taraftarına ama bazı şampiyonluklar vardır bunu. Ben geçmişle bağlantı kurmayı konularla çok severim. 2000-2001 yılında Fenerbahçe şampiyon oldu Mustafa Denizli yönetiminde. O sezonun başında Fenerbahçe'nin transferleri, bir önceki sezon Revivo'nun geldiği, Rapa için geldiği, Kenan Anderson'un geldiği, Serhat Akın'ın geldiği, Yusuf Şimşek'in geldiği, Zoran Mirkoviç'in geldiği, Mirkoviç'in geldiği. Yani daha unuttuklarım da vardır belki. Serhat Akın'ı saymışsam Ali Güneş gelmişti. Yepyeni bir kadro kurmuştu Fenerbahçe. Ve değişik bir futbol anlayışıyla şöyle, yani Revivo'nun, Rapa için Kenneth Anderson'un, Yusuf Şimşek'in hep beraber sahada oldukları, böyle çok Baliç tekrar Real Madrid'den kiralanmıştı. Çok gol atıp çok gol yiyen bir takımla Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Hep Mustafa Denizli için, belki sizin biraz daha genç olduğunuz için bilmezsiniz ama pragmatist derler. Yani çok fazla eli sıkı değildir ama o anda, o gün ne gerekiyorsa onu uygulayabilme ve anında aksiyon alma özelliği çok yüksektir. Ve bunu gerçekleştirip Fenerbahçe'nin ekonomik şeylerin dinamiklerini harekete geçirip Başkan Aziz Yıldırım da 98'de göreve gelmişti ve hiç şampiyonluğu yoktu. O sene kesinlikle şampiyonluğu istiyordu ve şampiyon olmuştu Fenerbahçe. Ancak bir sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak Fenerbahçe'nin, daha doğrusu Rangers'ı eleyip ön elemede çıkmıştı, yaptığı transferler çok bariz Fenerbahçe'nin problemleri olmasına rağmen saha içerisinde, özellikle defansif anlamda, sadece Ümit Özat'ı, Ali Akdeniz'i ve Ceyhun Eriş'i transfer etmişti Fenerbahçe. Yani oyun olgunluğu da sağlayamamıştı. Herhangi bir oyun sisteminin üzerine bir şey daha koymamıştı. Sonuçta ne olduğunu hatırlıyor musun sen bir sonraki sezon? Fenerbahçe, evet, Şampiyonlar Ligi'nde puan alamadan tamamladı sezonu. Yani şimdi Galatasaray şöyle, çok güvendi. 3 kupalı şampiyon, 3 kupalı şampiyon aşağı, 3 kupalı şampiyon yukarı. Şimdi o şampiyonluklardan tek anlam ifade eden şampiyonluk lig şampiyonluğudur.
diğer şampiyonlukların ikisini herhalde kim yenerek kazandın sana sormama gerek yok herhalde, değil mi? Galatasaray'ın Süper Kupa ile Türkiye Kupası'nı. İkisinde de Bursa Spor'u yendi. Yani Türkiye Ligi'de, yani birinde gidip işte deplasmanda Sporting Lisbon'u yenip diğerinde gidip İngiltere Ligi'nde Everton'u yenip almadı. Yani Türkiye Ligi'nde şampiyon oldu ve iki maçı da seyrettik. İkisinde de Galatasaray mı Bursa Spor mu oyun anlamında ortada kalacağımız maçlar. Bursa'daki Türkiye Kupası'nda istatistiklere baktığımız zaman Fernando 13'ten direktlerinden topu Volkan Şen'in çıkardığı vesaire bu yani, spor olarak çok iyiydi. Şimdi şöyle bir illüzyon işte kutlayacaksınız, kutlamayı yapacaksınız ama bir yandan da ayağınız yere basacak. Evet. Yani biz yine Fenerbahçe Galatasaray'la şampiyonluk yarışını başa baş götürdü geçen sezon. Yani Aziz Yıldırım çok eleştirilir ama Aziz Yıldırım teşhisi koydu. Yani biz bu sezon bir radyo programında bir dinleyici, böyle herkesle hemen fikir almayı seviyorum da şöyle bir cümle kurdu. Bu benim cümlem değil. Geçen sene Galatasaray taraftarı aynı zamanda. Dedi ki ya geçen sene dedi ki kötülerin iyisi şampiyon olmadı ki dedi. Kötülerin şanslısı şampiyon oldu dedi. Yani Galatasaray buna ama tabii ki şampiyonluk her zaman önemli başarıdır. Bir de sembolik olarak da işte bu yıldız kavramı biz de bunu köpürtüyoruz yani. Medyanın işi budur zaten aşağı yukarı spor medyasının, eğlence medyasının. E bu rekabeti körükleyeceksin kaliteli anlamda ki izleyici sayın artsın, insanlar heyecan duysun, futbol işini yaşasın. Ama bir yandan da diyeceksin ki ya şimdi benim defansif problemlerim var. Yani bekim hala Sabri Sarıoğlu. Şimdi Yasin'e ne kadar güvenebilirim? Tamam girdi 5-6 maç çevirdi ama oyun devamlılığı var mı? Yani Burak Yılmaz alternatifi Umut Bulut. Galatasaray bunları görmek yerine ekonomik şartlar da o süreci de çok iyi yönetemediler. Ya biz Zlatan İbrahimovic diye bir ya araştırıyoruz öyle bir şey yok. Araştırıyoruz öyle bir şey yok. Sadece böyle Galatasaray yönetimi de şey yapmıyor. Beklenti yükseldikçe yükseldi. Hoşlarına gitti herhalde. Yükseldikçe yükseldi. Sonra biz hiç ilgilenmedik ki dediler. Şimdi taraftar bir kere ya daha sinirler boşaldı. Fenerbahçe Van Persie'yi aldı. Beşiktaş Gomez geldi. Hadi Galatasaray Lukas Podolski'yi aldı. Rahatladı Galatasaray ama yani transferler beklenildiği gibi olmadı. Üstüne üstlük bir de takımın bel kemiği Felipe Melo takımdan ayrıldı. Biraz gerçekleri görememek gibi yani oynadığınız futbolu Avrupa ölçeğinde değerlendirememek olarak ben bunu değerlendiriyorum Galatasaray anlamında. Nitekim de yavaş yavaş işte sağ sonuçları gelmedi. Yönetimle teknik direktörün arası ilginç bir nedenle açıldı. Yani derler bilmiyorum onu hadsizlik etmek istemiyorum ama Galatasaray'ı daha yakından takip eden muhabir ve eski Galatasaray muhabir abilerim de var. Değişik bir kulüp yapısı vardır Galatasaray'ın bu liseden dolayı. Harcadığını söylüyorlar yani Hamza Hamzoğlu'nu Galatasaray'ın. Sonunda da teknik direktör değişikliğiyle bu konuma gelindi. En sonunda. Arkadaşlar sizin için bir VTR hazırladık Emek Bey. Emek Ege denilince ne söylemek istersiniz, ne konuşmak istersiniz diye. Öncelikle onu bir soralım. Arkadaşlar hazırsa onu verelim. Tamamdır. VTR'miz hazırmış. Onu izleyelim. Emek Ege ile Irmak Gazu tanıyorum, biliyorum. Sevdiğim kişiler. Gece yarısı programları, spor programları çok eğlenceli. Çünkü tek düze gitmiyor. Sürekli bir sohbet halindeler. Birbirlerini tanıyorlar. Alışverişlerde bulunuyorlar. Bu da bana çok eğlenceli geliyor. Severek izliyorum. Öncelikle Emek Ege'ye üniversitemize hoş geldiniz diyoruz. Spor gecesinde severek takip ediyoruz. Soracağım soru Galatasaray'la alakalı. Emek Ege'ye göre Galatasaray içinde bulunduğu mali krizden yakın gelecekte kurtulabilir mi? Teknik direktör tercihi çok konuşuldu. Takımı gençleştirme isteği varken Mustafa Denizli'nin gelmesi ne kadar doğrudur? Bunu soruyorum. Teşekkür ediyorum. Emek Ege benim idollerimden bir tanesi. Bizim okuldan mezun. Hatta ben kayıt yaptırırken araştırdığımda o mezun olanlar listesinde ilk Kemal Sunal, ikinci sırada da Emek Ege'nin adı çıkıyordu. Harika bir kariyeri var bence. İdollerimden bir tanesi. Bu sıralar okulda da geyik dönüyor. Yani Allah herkese Emek Ege kariyeri bahtı nasip etsin diye. Bu resmen söyle nasıl bir program sundu? Programı nasıl sundu merak ediyorum. Emek Ege mi?
Irmak Kazık'ı daha çok seviyorum ben ama Emek Ege de iyidir tabii. Emek abi, Özgür abiyle birlikte yayını Çorta sunduğunuz söyleniyor. Bu konu hakkında ne demek istersin? Abi tek bir sorun var ya. Burcu Esmersoy ile program yapmak nasıl bir duygu? Onunla göz gözü geldiğinde ne hissediyorsun? En çok bunları merak ediyorum. Abi Allah aşkına 11 gol yemeyi nasıl başardınız ya? Şey, Emek Bey'e sorum, acaba futbolcu olsaydı hangi mevkide oynamak isterdi? Merhaba, öncelikle ben Furkan. Öncelikle çok beğeniyorum Emek Ege'yi. Severek takip ediyoruz Gün Spor'da programlarını. Şöyle bir şey var, Emek Ege Güntekin Onay'a barfiks çekemez demişti. Güntekin Onay cevap vermişti ona. Güntekin'den çarpıcı açıklamalar. 7 gün skor yapıyor, 7 gün. Hatta 8 gün olsa 8 gün yapacak. Her gün deli gibi antrenman yapıyor, bir tane barfiks yapamıyorlar. O yerden de 10 yaş geç. İnanmıyorum Emek. Emek gör, Emek. Ben de şöyle diyeceğim. Emek Ege 20 tane barfiks çekebilir mi? Bunu merak ediyoruz. Ve bunu yapmasını istiyorum kendisinden. Video olmasını istiyorum bunu. Sorun bu. Arkadaşlarımız güzel bir VTR evet. Hazırlamışlar. Size sorulan sorular bu şekilde. Siz nasıl cevaplamak istersiniz? Şimdi ilk şeyden başlayayım. Kemal Sunal arkasına Emek Ege demiş de benim de Kemal Sunal'la rahmetli ile ilgili bir anım var. Okula geldim. Öğrenci işler eskiden Mahsun abi vardı. Binanın içerisinde şimdi nerede bilmiyorum da öğrenci işlerine girdim. İşte bir şey alacağım. Birden girdim ciddi şekilde kafamda dolu. Bir baktım karşımda Kemal Sunal oturuyor. Ayak ayak üstüne atmış. Bir, çok da ciddi bir insan olduğu söylenirdi Kemal Sunal'ın. Hepimizi çok sevdiği tabii ki bir oyuncu, efsanevi bir oyuncu. Görünce ama insan ister istemez refleks olarak gülmeye başlıyor. Kendimi tutamadım, dışarı çıktım. Açıkçası bozulmuştu Kemal Bey. Onu tekrar saygıyla analım. Gurur verici. Yani Kemal Sunal'ın mezun olduğu yüksek lisans yaptı. Ya da lisansını almıştı, doğru. Lisansını aldığı bir okuldan. Mezun olmamız. Şort konusu Özgür'le birlikte yani şöyle bir şey. Aslında bu konunun piri Murat Kosova'dır. Yazın evet altımızda takım elbisenin devamı olmuyor genelde. En iyi ihtimalle kot pantolon oluyor ama yazın şort giydiğimizde oluyor yani. Bunun altında şort olduğu var, durumlar var. Instagram'dan bakabilirsiniz. Emek Ege diye hashtag'e yazdığınız zaman Banu Yerkovan çekmişti bir yaz günü. Burcu Esmersoy konusuna gelince... Burcu benim çok eski arkadaşım. Bizim NTV'ye kaç senesiydi? 2003'te falan girmiş olması lazım. CNN'de spor haberleri sunuyordu. Ondan sonra bir evlendi, bir sene İtalya'da yaşadı. 2003-2004 gibi geldi NTV'ye. Dolayısıyla çok uzun senelerden beri tanışıyoruz. Keyifliydi tabii o dönem Özgür'le sunduk 2,5-3 sene kadar bir spor gecesini. Sonrasında Burcu yeniden spor haberlerine geçmek isteyince... Fuat abi de uygun dönem olarak ya da uygun zaman aralığı olarak yayın akışında spor gecesinin uygun olduğunu düşündü. Fuat Aktağ bizim genel yayın yönetmenimiz. Daha önce de zaten NTV'deyken Canlı Gazete adlı bir program vardı Can Dündar'ın sunduğu. Onun içerisinde spor bölümünü yapıyordu Burcu Esmersoy. Yeniden çalışmak istedi. Benim için de iyi oldu. Değişik bir tecrübe oldu bir sene. Tabii ki çok güzel bir hanımefendi. Ama ben de evliyim yani bu yandan. Eğlenceli bir insandır. Çok sempatiktir, çok neşelidir. Çalışması kolaydır, problemli değildir, kaprisli değildir. Hani çünkü önemli bir yıldız, çok önemli bir şöhret. Ama bunun yanı sıra çok da iyi bir kalbi vardır. Burcu gerçekten çalışması zevkli bir insan ama şöyle bir şey var. O programı yapmaya başladığımızda biz tabii Özgür'le, Irmak'la şimdi yaptığımız gibi daha doğaçlamaya ve sohbet ağırlıklı giden bir programdı. Sonrasında tabii ki formatta biraz oynamalar yaptık. Burcu'ya uydurduk biraz daha. Biraz daha farklı değerlendirdik programı. Beyazıt Öztürk'ün çok güzel bir VTR'si evet, onunla ilgili. Evet, sizinle doğru. NTV Spor binasına gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O da... Açıkçası ben ilk aradığımda numaramı aldığını söylediler Beyazıt Öztürk'ün. Arkadaş, ortak tanıdığımız onunla aynı kadar. Dedim herhalde sonunda oldu, Beyaz Şov'u beni çağıracak diye düşündüm Burcu ile birlikte. Zaten telefonu şöyle açtı. Ya dedi etrafındaki herkesi şova çağırıyoruz ama dedi Emek kusura bakmasın sana. Dedim ben de aslında hakikaten heyecanlanmıştım, işime de söylemiştim. Ya herhalde şova çağıracaklar beni diye. Olmadı belki daha sonra. Sonrasında çok konuştuk Beyazıt Öztürk'le de. Daha o kadar spor gecesini popüler hale getiremedik açıkçası. Galatasaray durumu sordu ilk baştaki arkadaş.
Galatasaray'ın durumu maalesef kötü. Yani Galatasaray bu konuda ilgi duyanlar Turul Akşar diye bir spor ekonomisti var. Ülkemizin nadir bu konuda kafa patlatan isimlerinden birisi. En son blogunda yazdı. Yani diyor ki Galatasaray yönetimi, biz UEFA'ya iyi niyetimizi gösterdik. Şimdi işte çok önemli bir gösterge aslında. UEFA'ya diyecekler ki bak, en önemli futbolcumuzu sattık sırf bu durumdan kurtulmak için, ama UEFA sana demiş ki 3 sene önce. Ya şimdi yaptıklarını 3 sene önce yap demiş zaten. Yani sen onun üzerine Drogba'yı getir. Maliyet olarak Drogba çok yüksek maliyete gelmedi ama yine de çok yüksek yıllık maaşa geldi. Wesley Sneijder almışsın, aradan farklı transferler yapmışsın. Onu dedikten sonra bir 2 sene önceki devre arası transfer dönemi var. Yani akıl alır gibi değil. Yani o dönem transfer edilen hiçbir futbolcu, Hayrovic, Burdisso, Ontivero, Salih Dursun, Umut Gündoğan, Sercan, Endoğan, Adili. Evet. Yani işte bu 6 tane devre arası transfer. Bunun hepsinden 500 bin eurodan zaten alsan 3 milyon belirli bir maliyeti oluyor. Yani o öyle harcamalar yapmışsın ve tamamında elinde kalmış açıkçası. Dolayısıyla UEFA'da demeyecek ya tamam sen iyi de biz bunu zaten 3 sene önce bu önlemleri almanı gerekti. Ya ben şunu düşünüyorum. Umuyorum ki tabii ki gelmez. Yani çünkü bu biraz şeye döndü artık. Tamam birbirimizle çekiştik. Galatasaraylar Fenerbahçelileri kızdırdı. Fenerbahçeliler Beşiktaşları kızdırdı. Onlar bunları kızdırdı. Bursa sporlular İstanbul takımları başarısız olsun, Türkiye'yi rezil ediyorlar diye biraz çıkışsınlar vesaire. Taraftarlar bir takım güdülerini tatmin etsin. Okey, ama artık şöyle bir duruma geldik. Sicilimiz zaten bozuk. Yani sadece bu finansal fair play değil, futbolculara alacaklarını ödemememiz nedeniyle de bozuk. Transfer yasakları gelip duruyor. Artık sıradanlaştı evet. Haberler. Yani Bursa Spor da sıkıntısını yaşadı. Mersin'in Manyurdu da yaşadı. Diğer takımlarımız da puan silme durumuna gelen takımlar oldu. Alt liglerde zaten silindi. Galatasaray'ın, söylediği doğru Galatasaray yönetiminin, Galatasaray çok önemli bir Avrupa markası. Türkiye'nin Avrupa'daki en başarılı kulübü tartışmasız. Ama bunun arkasına sığınarak bize UEFA ceza vermesin bir savunma değil. Yani bu dünyanın en yanlış savunması bence. Yani hele Avrupa hukuku, Türkiye'de bu geçer belki. Yani güçlülerin hukuku ya da bir takım ikili ilişkilerle zorlayabilirsiniz durumları, ama Avrupa'da size ibret olsun diye yaparlar belki de. Orada da lobi geçerli. Orada da lobi geçerli ama o lobi geçerli dediğimiz kulüpler Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Yani Barcelona transfer yasağı FIFA yasağıdır bu arada. Böyle bir kafa karışıklığı var. Usulsüz transferden dolayı. Yani Galatasaray'a transfer yasağı gelme diye bir ihtimal yoktu bu arada. Ama Avrupa kupalarından ben bir sene büyük ihtimalle mahrum kalacağını düşünüyorum. 11 gol yedik TV8'den. Şimdi açıkçası hakikaten rezil olduk. Benim en kötü, en korktuğum şey, oğlum var, futbolcu olmak istiyor. 9 yaşında. Beni de eski futbolcu zannediyor. Şöyle eski futbolcu zannediyor derken, ben Mersin'in Manyurdu altyapısında oynadım. Hatta Marmara İletişim futbol takımında da 2-3 maç yaptım. Okul, lise takımında da oynadım. Bu gece programına başlayana kadar da işte 6 sene öncesine kadar haftada 2-3 kere minimum halı sahada da top oynuyordum. Ancak ben de 39 yaşındayım ve 3 seneden beri ayağıma top değmemişti ve insan zaten şöyle yüzleşiyor yani. Yıllar acımasız. Yani gerçekten de yıllar, seneler çok acımasız geçmiş. Dolayısıyla arkadaşlarla da zor güç belada bir kadro çıkarttık açıkçası. Yani hem ekranda yüzleri görünen isimler olsun, hem biraz topa yatkın olsun derken birkaç arkadaşımızın hiç toptan anlamadı. Ben de kendimi de katıyorum. En büyük hayal kırıklığı, ben arkadaşlara da söyledim. Benden bir şey bekliyorlardı. Çünkü çok eski oynadığım için, ama ben de artık ağırlaştıkça kamyon gibi olmuşum yani. Golünüz güzeldi. Çok güzel bir golünüz vardı. Golü attım, oğluma karşı kendimi kurtardım. Ama hayatım boyunca Acun Ilıcalı'nın kendisine de söyledim. Yani 10 bin kişi tribünde bir daha böyle bir atmosferde nasıl top oynayacağım? Yani çok keyifli bir saat geçirdik. Karşımızda da ünlü televizyondan seyrettiğimiz, beğendiğimiz insanlar vardı. Murat Boz inanılmaz oynamıştı o maçı. O zaten futbolcuymuş ya, onu ondan sonra. İzmir'de ciddi şekilde futbol oynamış 19-20 yaşına kadar. Belli ediyordu zaten. Futbolcu olsam ne olurdu diye sormuş hanımefendinin teki. Futbolcu olsam 13-14 yaşında boyum çok kısaydı benim. Hep forvet oynardım. Çok hızlı bir futbolcuydum. Ancak üniversiteye başladıktan sonra inanılmaz. Ben üniversite 2. sınıfta hala boyum uzuyordu enteresan şekilde.
daha böyle fizikli bir adam haline gelince orta saha oynamaya başladım. Yine oyuncu olsam Mehmet Topal gibi böyle mücadeleci bir orta saha oyuncusu olmak isterdim. Ya da Marco Aurelio gibi ya da Atiba gibi. Emeğiyle para kazanmaya inanırım ben. Yani golcü tabii ki Messi olmak, Cristiano Ronaldo olmak böyle çok... Ama hani bir topu kazandıktan, gol attıktan sonraki alkıştan ziyade bir futbolcu için bence koşup bir topu defansta kademe yaptıktan sonra kayarak golü önledikten sonra aldığı alkış arasında bence biraz fark var. Golü herkes alkışlar da o müdafaayı, o özveriyi çok fazla futbolcu göstermez. Güntekin Onay ve Barfix meselesi. Güntekin benden 5 yaş büyük, çok sportif bir arkadaşım. Normalde bizim meslekte aslında 2-3 yaşa geçtiği zaman abi denir de Güntekin son derece gerçekten çok eğlenceli, şahsına münhasır bir insan ki bizim orada normal adam yok herhalde. Ercan abisinden işte Irmak Kazuğ'una. Herkes ayrı bir dünya, özellikle Ercan abi tanımanızı isterdim. Güntekin de keza öyle. Kafasını sporla bozmuş. Çok derin bir genel kültüre sahip. Her konu hakkında genel kültür sahibidir kabaca. Spor konusunda da benden çok daha önce spor yapmaya başladı. Ben halı sahada top oynayamadığım için kilo almaya da başladım. Dedim bari salon sporuna yöneleyim. Ben de 4 seneden beri yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sıkıntılarım da var. Her tarafım ağrımaya başladı. Ama barfix konusunda tabii ki bir tane barfix çekerim. Ama daha fazlası değil. Yani o barfix çekme biraz da vücut alışkanlığı ve kas hafızasıyla alakalıymış. Çalışmak lazım. O da güzel bir espri yapmış. Ben de onu zaten koşu bandına davet etmiştim de. Sonra cevap verecektim. Yayınlayacaktık. Yani öyle bir şey gelmedi içimden. Üzerine de zaman geçti. Cevap verme ihtiyacı hissetmedim. Ayrıca şey çok güzel de sevmeyenler de vardır. Yani bizim açıp bakarsanız Ekşi Söz'de ben artık bakmıyorum da herhalde 17-18 sayfa olmuştur. Yani insan kendisinden şüphe eder. %95'i son derece olumsuz benimle ilgili görüşlerin. Şöyle de başlamış. İlk başta Dünya Kupası sırasında insanlar beni tespit etmiş. 2006. 2006 Almanya'da. Ondan sonra çok başarılı, yeni bir ekran yüzü geliyor, çok iyi toparlıyor her şeyi vesaire. Böyle 10-15 tane böyle çok iyi şeyler var. İşte yeni bir ses tonu falan derken yavaş yavaş böyle stüdyoya geçince bilmem ne yapacak. İki tane şey, ya insanlar, ben mesela burada da söyledim, sorulduğu zaman her yerde zaten söylüyorum. Takım tutmadan bu işe gönül vermek, spor muhabiri olmak tabii ki ideali. Mümkünse öyle olsun ama mümkün değil yani insanların... Spor muhabiri, spor spiker ya da spor servisinde gazetede çalışma yolunda illaki Türkiye'de futbola ilgi duyuyorsun. Futbola ilgi duyuyorsun da ben sanat için sanat demiyorsun yani. Ben futbol sadece futbol seyretmeyi seviyorum. Bir normal tarafsız olduğum maçta bile gönlüm bir tarafa kayıyor. Herkes bir takım tutuyor. Bizde en büyük günahlardan birisi ya da en kötü şeylerden birisi tuttuğunuz takımın ortaya çıkması. İnsanlar bunun üzerinden vuruyor ya da sizi koruma altına alıyor. Yani kimse beni Fenerbahçe'yi tutuyorum diye korumaya da çalışması, kimse de bana Fenerbahçeliyim ya da X takım ya da Y takım tutuyorum diye sempati de duymasın. Yani herkes yaptığı işin hakkını versin. Böyle bir sorunumuz var Türkiye'de. Hem Mersin İlmanyurt'u altyapısında oynadım. Babam eski yöneticisiydi. Mersin İlmanyurtluyum deyince sıkıntı yok. Aa deniyor. Onu anlayabiliyorum. Herkes şehrin takımı tutsun psikolojisi içerisinde sempatik geliyor. Ama diğer taraftan İstanbul takımlarını tuttuğunuz zaman rakip yani şöyle bir şey anlatayım. Konuyu fazla bölmeden. Şimdi bu Cüneyt Çakır'ın Nani'ye kırmızı kart gösterdiği bir Real Madrid Manchester United maçı vardı. Manchester United elendi o maçta. Sonrasında BBC ya da Sky'daydı. Bizzat kendim seyrettim. Londra'daki merkez stüdyodan Manchester'a görüntülü bağlantı yaptılar. Muhabir var karşısında. Londra'daki spiker dedi ki, işte John atıyorum adını. John dedi herhalde Manchester'da insanlar çok üzgündür dedi. Adam böyle 32 diş gülüyor muhabir. Yo dedi. Hiç ben dedi şahsen çok mutluyum dedi. Adam Manchester City taraftarıymış ve bunu söyleyebiliyor. Böyle bir şeyin Türkiye'de olma ihtimali var mı sence? Yok. İmkansız. Yani bitirirler adamı. Yani o ayrı olgunluk. Neyse konuyu dağıtmayalım. Sonuç itibariyle yine geçen de Twitter'da ben böyle çok insanlara cevap vermeyi de severim. Her şey düzgün. Sanki Türkiye'de futbol atmosferinde. Hakemler düzgün, futbolcular düzgün, yöneticiler düzgün, taraftar düzgün. Bir tek medya eğri gibi bir algı var. Halbuki medya mensubu dediğimiz adamlar biraz önce söyledim. Ben büyük bir futbol manyağıydım. Mersin İlmanyurt deplasmanlarına geçti. Sonra İstanbul'a geldim.
Sürekli maçlara gittim. Yani boş zamanımda en güzel şey vapurla karşıya geçip Beşiktaş maçına giderdim. Bilet alırdım, girerdim. Şimdi öyle de bir ihtimal de yok yani. Pasolik sistemine geçtikten sonra. Galatasaray maçına giderdim. Böyle kafayı bozmuş bir adamdım. Yani bu insanlar, yani medyaya çıkan insanlar, işte buradaki insanlar, şu anda taraftar olan Türk insanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, neyse oradan buraya geçiyor. Yani bir şey olmuyor. Şimdi sosyal medyada yöneltilen sorular var. Ha, Berkay, güzel. Can Yakut, Galatasaray'ı sezon sonu nerede görürüz? Genelde Galatasaraylı izleyicilerimizden gelmiş mesajlar. En tehlikeli pozisyona düştü Galatasaray. Şu anda Galatasaray'ı hayata bağlayan iki şey var. Birisi Türkiye Kupası, birisi Avrupa Ligi. Yani Galatasaray Avrupa Ligi'nde biraz önce konuştuk. Lazio'yu eleyebilir mi? Bir ay önce daha fazlaydı şansı. O geçen bir ay içerisinde şu anda bence %30 gibi bir şansı var Galatasaray'ın. %30 da az değil ama yani bu gerçekçi bir gözle bakarsak Galatasaray'ın hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak düştüğünü görüyoruz. Burak Yılmaz'ın satışı da bunu destekliyor. Sezon sonunda da Galatasaraylı futbolcuların ipleri asılması lazım. En tehlikeli şeydir yani bir anda koparsınız, işte Mersin'in manyurduğuna yenilirsiniz. Sezon başında teknik direktör geldiğinde, belki Mersin'in manyurdu da sezon başındaki Mersin'in manyurdu değil ama en azından Mustafa Denizli geldiğinde hop baktı, ya dedi Mersin'in manyurdu maçımız var dedi. Buraya hemen bir 3 puan yazdı. Yani takımları öyle 3 yazar, 1 yazar, 3-3-3 yazar. Potansiyel ki Mustafa Hoca bu işte çok beceriklidir. Puanlı hesaplar takımının, işte Mersin'in manyurduna puan bıraktı Galatasaray. Ya bundan sonraki her maç, Galatasaray açısından her maç çok zor. En zor maçlar da Türk Telekom Arena'daki maçlar. Taraftar baskısını. Evet, yani şu anda taraftarın iletişim kurabildiği Galatasaray'da iki kişi var futbol takımında. Bir Muslera, iki Wesley Snyder. Bu iyi mi kötü mü onu da bilmiyorum. Çünkü işte kulüpte çalışan arkadaşlar var. Futbolcular öyle çocuk gibi insanlar ki haklı olarak bir şey demiyor. Çok duygusal olarak çok fazla kendilerinden iş istenen, çok sömürüldükleri bir iş yapıyorlar. Fiziksel olarak da ya bu futbolcular tribüne çağırırsınız ya, futbolcular çağrılış sırasına bile dikkat eder yani. Şu anda Galatasaray taraftarı Muslera ve Snyder dışında kimseyi tribüne çağırmıyor. Yani tamamen İngilizce kelime kullanmayı sevmem ama ignore etmiş durumdalar takımın geri kalanını ve bir kısmını da görmek dahi istemiyorlar. Yani Umut Bulut, Sabri Sarıoğlu belki hakları da değil, hani Emre Çolak. Yani Galatasaray arkadaşımız, izleyicimiz şeyi de söyleyeyim. Yani Galatasaray şöyle bir hataya da düştü. Aydın Yılmaz'ın sözleşmesi sosyal medya tepkileri nedeniyle feshedildi. Sabri Sarıoğlu'nun sözleşmesindeki artı bir opsiyonu camiadan gelen tepkiler nedeniyle ansızın yok edildi. Yani neye göre bu kadar etkili olması çok sakıncalı. Yani periş anlamında. Sosyal medya çok enteresan bir şey. Dedim ya biraz önce, ekşi sözlük de bir sosyal medya mecradır. Yazanların neye göre yazdığını ve hangi durum içerisinde yazdıklarını bilemezsiniz. Atasay Altuntaşoğlu, Beşiktaş taraftarı, demiş ki Beşiktaş yeni şampiyonluğunu yeni stadında atabilecek mi? Vodafone Arena hazır olacak mı diye bir soru yöneltmiş. Olacak herhalde. Gerçekten güzel, en önemli sorulardan birisi. Beşiktaş bunu da doğru bir şekilde bir şampiyonluk motivasyonu olarak kullanıyor. Bundan da daha doğal bir şey olamaz. Çok özledikleri bir şey 3. sezonu. Ama maalesef yani Atasay Bey miydi? Evet. Ona tatmin edici bir cevap veremeyeceğim ama şunu söyleyebilirim. O da görmüştür zaten. Bazen taraftarlar bizi bildiğimizden daha fazlasını biliyor. Çünkü taraftarların şöyle özellikle belirli bir yani şimdi mesela öğrenciyse, kafasında çok fazla sıkıntı da yoksa, benim de öyleydi. Tuttuğun takımdan, hoşlandığın kızdan farklı düşündüğüm hiçbir şey olmaz yani. Dolayısıyla mesaisinde büyük çoğunluğunu ona harcar. Eminim ki Atasay Bey sürekli statta, dün Güntekin'le konuşuyorduk. Bilmem kaç tane koltuk monte edilmiş. Tabii koltuklar monte edilir. Koltuklar 3 günde de monte edilir ama işte o çim problemi var ya. Çimin sirilmesi, tutması vesaire. O problemli. Yoksa artık bundan sonra dönüşü yok. Biraz daha sabredip Beşiktaşlar bekleyecek.
Furkan Düzdağ, Eskişehir Spor'un devre arasındaki değişikliklerinden sonra ligde kalma şansı nedir diye bir soru yöneltmiş. Ne değişikliği yaptı? Gekas gitti, Aksel Mey'e geldi. Çok beğenmedim ama güzel bir gol attı. Yani Samet Hoca da eldekiyle bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Kamil Ahmet Çörekçi işte bir gün bek oynatıyor, bir gün önde oynatıyor. Kaan Kana değişik pozisyonlarda oynatıyor. Nadir Çiftçi'yi getirdiler. Yani Nadir Çiftçi açıkçası tam kendine güvenenlere ihanet eden bir görüntü içerisinde. İlk maçta 30. dakikada oyundan alındı ki o maçın kırılma anıydı. Fazlaca ofansif oldu takımı. Oyunu dengelemek için Nadir Çiftçi çıkartıp Çavuşiç'i sokmuştu. Bu kez de geçen hafta da Antalya maçında Çavuşiç'i çıkartıp atak yapmak için Nadir Çiftçi'yi soktu hatırladığım kadarıyla. Yani çok fazla bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. En azından sahaya yansıyan birkaç tane skor değiştirebilecek ve takımı toparlayabilecek oyuncusu var. Ki sezon başında daha iyiydi. Laval da vardı. Gekas da yani sezon başındaki omurgasıyla Eskişehir'in şu anki omurgası arasında ciddi fark var. Bir önceki cümlemle çelişti ama çok fazla değişiklik olmamasına rağmen değişen adamlar çok önemli futbolcular. Yani sezon başında kadro planlamasının üzerine yaptığınız adamlar değişti. Dolayısıyla onun sıkıntısını da yaşıyorlar ama sezon başından çok daha istekliler. Yani en azından futbolcular tarafından kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum, bu Mersin İdman Yurdu açısından da geçerli. Yani antrenmana çıkmamalar, aynısı Eskişehir Spor'da da vardı. Yani yönetim bir şekilde zorlamaya çalışıyorlar. İki kulüpte de yönetim değişti ve herhalde futbolcular ya artık bu kulübün durumu böyle, biz bu sezonun sonunu getirelim. Nasıl olsa zaten düşsek de aynı durumda paramızı alamayacağız. Çıksak da belki hiç olmazsa gelecek sezona daha iyi bir takımla daha iyi bir sözleşme imzalayabiliriz düşüncesi içerisindeler. Daha bir mücadele ediyorlar. Bu artık son şansları iki takımda. 17'şer puandalar. Artık ligin son dönemecine gelmek üzereyiz. İkinci yarının ortalarına gelmek durumundayız. Emek Bey teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımızın konuğu oldunuz. Bize keyif kattınız yorumlarınızla ve söylemlerinizle. Futbolun içindekilerin bu hafta sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi günler.